Euzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Velkitabil mubin. İnne enzelnahu fi leylatin mübareketin. İnna kunna munzirin sadaka Allahu azim. Değerli kardeşlerim. Bizlere mübarek Berat gecesine ulaşmamızı nasip eden Rabbimize sonsuz hamdü sena senâ ediyoruz. Berat nedir? Bu gece ne manaya gelir? ve bu geceyi nasıl değerlendirmeliyiz? Kısaca bunun hakkında bir paylaşım yapmak istiyorum inşallah. Berat sözlükte bir suçtan, bir cezadan kurtulmak manasına gelir. Bizim Türkçemizde de kullanırız sık sık. Hani bir kimse mahkemeye düştüğü zaman eğer suçsuz bulunursa ona berat etti deriz değil mi değerli kardeşlerim? Yani kurtuldu deriz, mahkemeden kurtuldu hapse düşmekten kurtuldu, ceza almaktan kurtuldu deriz. Bunu biz Türkçemizde de kullanıyoruz. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bir hadisi şerifinde buyuruyor. Diyor ki, Şaban ayının 15. gecesi, Berat gecesi geldiği zaman Allahü Teala Beni Kelp kabilesinin koyunlarının kılları adedince Müslümanı cehennemden azad eder. Cehennemden kurtarır, onları affeder. Böyle bir hadisi şerifi var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. İşte bu hadisi şerife dayanarak e, bu geceye Berat ismi yani Kurtuluş Gecesi ismi vermişlerdir değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu geceyle ilgili başka bir hadisi şerifinde buyuruyor. Diyor ki Şaban ayının 15. gecesi geldiği zaman gündüzünü oruçla, gecesini de ibadetle geçirin. Allahü Teala o gece dünya semasına tecelli ederek yeryüzündekilere şöyle buyurur. Der ki, yok mu benden af isteyen onu af edeyim. Yok mu benden bağışlanma isteyen onu bağışlayayım. Yok mu benden herhangi bir isteği olan ona o isteğini vereyim yok mu benden şunu isteyen, yok mu benden bunu isteyen diyerek Allahü Teala dünya semasına meleklerini göndererek bizlere bu şekilde sesleniyor değerli kardeşlerim. Yani bu gece duaların kabul edildiği gecedir. Başka bir hadisi şerifinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu gecenin fazileti hakkında bakın şöyle buyuruyor. Diyor ki, Beş gece vardır ki Allahü Teala o gecelerde yapılan duaları geri çevirmez, kabul eder buyuruyor. buyuruyor. Bunlardan birincisi Recep'in ilk gecesi, ikincisi Şaban'ın 15. gecesi yani Berat gecesi. Bu gece Allahü Teala da yapılan duaları kabul edeceğini Peygamber Efendimiz aleyhissalatü Vesselam bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Üçüncüsü Ramazan bayramı gecesi, dördüncüsü Kurban bayramı gecesi, beşincisi de Cuma geceleri değerli kardeşlerim. Yani bu gecelerde yapılan duaların Allah tarafından geri çevrilmeyeceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber veriyor. Şimdi bir de Kur'an-ı Kerim'in Duhan Suresinin ilk ayeti kerimeleri var. Bazı alimler demişlerdir ki Duhan Suresinin ilk ayetleri Berat gecesini haber veriyor. Başta da okuduğum ayeti i kerimede Rabbimiz buyuruyor diyor ki Hamim vel kitabil Mubin. inna enzelnahu fi leyletin mübareketin inna kunna Hamim bunlar hurufu mukattadır. Manasını Allahü Teala'nın bildiği bizlerce malum olmayan e, harflerdir değerli kardeşlerim. Ap açık kitaba yemin olsun. Muhakkak ki biz bu Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik buyuruyor. Şimdi bu gece buradaki mübarek gecenin bazı alimler Berat gecesi olduğunu bizlere haber veriyor değerli kardeşlerim. Tabi alimlerin çoğu ekseriyeti değerli kardeşlerim buradaki mübarek gecenin Kadir gecesi olduğunu bizlere haber veriyorlar. Ama aklımızda da öyle bir bilgi olsun ayet Kerime'nin devamında diyor ki, o gece her işe, her hayırlı işe, her olacak işe hükmedilir buyuruyor. Yani bu gecede bazı alimlerin görüşlerine göre bir sene boyunca olacak işler takdir edilir. Kim ölecek, kim rızık kazanacak, kim evlenecek, artık bunlar bu sene, bu gece e, takdir edilir buyuruyorlar değerli kardeşlerim. Tabi bu biraz zayıf bir rivayettir ama aklımızın köşesinde, Böyle bir bilgi bulunsun değerli kardeşlerim. Şimdi ay, ayeti kerimeden ve hadisi şeriflerden anladığımız kadarıyla biz bu geceyi nasıl değerlendirelim? İlk önce şunu aklımızdan çıkartmayalım değerli kardeşlerim. Sadece bir geceyi değerlendirmekle bir kimse cehennemden kurtulamaz. Sadece bir gece ibadet etmekle değerlen, değerli kardeşlerim insan hakiki manada mümin olamaz. Onun için Allahü Teala'nı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah Allah katında ibadetlerin hangisi daha sevimlidir diye soruyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam az da olsa devamlı yapılan ibadettir diyorlar değerli kardeşlerim. Bizler hayatımız boyunca Allahü Teala'ya kul olmak zorundayız. İbadetlerimizi layıkıyla yapmak zorundayız. Namazlarımızı elimizden geldiği kadar kılmak zorundayız değerli kardeşlerim. Bunun yanında bu geceyi nasıl değerlendirelim? Bu gece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam duaların kabul edildiği bir gece olduğu bizlere haber verdiğinden dolayı değerli kardeşlerim bu gece bol bol dua istiğfar edelim. Affı mağfiret dileyelim. Bu gece Allah'tan bol bol bağışlanma dileyelim değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten bu gecenin nasıl değerlendirileceğini Bizlere hadis-i şerifte haber veriyor. Diyor ki gündüzünü oruçla geçirin diyor. Pekala gündüzünü oruçla geçirin derken hangi gün? Esasında bir sonraki gündür değerli kardeşlerim. Yani Şaban ayının 15. gecesi bu gecedir ve 15'e de yarındır. Yani 15'ini 16'ya bağlayan gecedir değerli kardeşlerim. Yani 14. 15. geceye bağlayan gece bu gecedir. 15. gece de yarındır değerli kardeşlerim. Bundan dolayı esasında biz Şaban ayının bir sonraki gününü oruçlu olarak geçirmemiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bizlere tavsiye ediliyor. Bugün de oruçlu olarak geçirilebilir. Çünkü bugün de nedir? Perşembe günündür. Perşembe günü oruç tutmak dinimizce Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından devam edildiğinden dolayı faziletli görülmüştür. E, bunun yanında bu gece bol bol tevbe istiğfar edelim. Bol bol kaza namazı kılalım. Nafile namaz kılalım. Bunun yanında akraba ziyareti yapalım. E, bunun yanında tesbihat yapalım değerli kardeşlerim. E, bunun yanında değerli kardeşlerim bu gece yapacağımız önemli işlerden bir tanesi de dargınların barış barışması. E, dargın olan bir müminin dargın durduğu sürece ibadetlerinin kabul olmasına bir engel teşkil ediyor. Ondan dolayı dargın olmak değerli kardeşlerim dinimizce büyük bir vebaldir, büyük bir günahtır. Müslümanın Müslüman kardeşiyle üç günden fazla dargın durması helal değildir, hoş karşılanmamıştır değerli kardeşlerim. Bunun yanında en önemli vazifelerimizden bir tanesi de anne babası sağ iseler herhangi bir kardeşimizin onların hayır dualarını alın, onları ziyaret edin, onların bir ihtiyaçları var mı? Onlarla ilgilenin değerli kardeşlerim, onların gönüllerini hoş etmeye çalışın. Nitekim alimlerimiz denilmiş demişlerdir ki, berat gecesinde affedilmeyecek insanlar da var, vardır. Bunlar berat gecesi ne kadar bağışlanmakla dolu olsa da, bu gece Allahü Teala'nın yüzlerine bakmayacağı İnsanlar da vardır değerli kardeşlerim. Kimdir bunlar? Ana babaya asi olanlar, ana babanın gönlünü kıranlar, anne babasının rızasını kazanamayanlar, anne babasının duasını alamayanlar bu gece affedilmez değerli kardeşlerim. Bunun yanında içkiye müptela olanlar, herhangi bir şekilde kurtulma niyeti olmayanlar, günahta hatada ısrar edenler, sürekli günah işlemekten geri durmayanlar, Allahu Teala'ya asi olanlar, şirk koşanlar bu gecede affedilmez değerli kardeşlerim. Şimdikten berat gecesi, geceniz mübarek olsun. Allahü Teala inşallah bu gece elimize beratımızı yani kurtuluş belgemizi almamızı bizlere nasip eylesin. Aklımızdan çıkartmayalım. bu gece Ramazan-ı Şerif ayından önceki son duraktır. Yani bu gece Ramazan'dan önceki son kandil gecesidir bu gece inşallah Allahü Teala günahsız bir şekilde yarına ulaşmayı ve günahsız bir şekilde Ramazan-ı Şerif ayına ulaşabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ve yine şu dualarımıza devam ediyoruz. Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle diye dualarımıza devam ediyoruz değerli kardeşlerim. Allahü Teala inşallah Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı ve mübarek eylesin ve bizi günahsız bir şekilde mübarek Ramazan-ı Şerif ayına ulaştırsın inşallah.